10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 59 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 59 metin ve türle ilgili açıklamalar Tanzimat ve Servet Fünun dönemlerinde hikaye Tanzimat döneminde toplum için sanat anlayışla geleneksel hikaye ile batılı anlamda hikaye arasında bir köprü işlevi gören hikayeler yazılmıştır. Bu hikayelerde zaman zaman olayın akışı kesilerek okura seslenilmiştir. Giritli Ali Aziz Efendi'nin Muhayye, Latı Aziz Efendi, Emin Nihat Bey'in Müsameretname adlı eserleri bu çabaların ilk ürünlerindendir. Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayet adlı eseri batılı anlamda ilk hikaye örneklerindendir. Teknik yönden güçlü, batılı örneklere benzeyen ilk hikaye kitabı ise Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseridir. Servet-i Fünun döneminde geleneksel anlayışlar terk edilmiş, hikaye biçim ve içerik olarak olgunlaşmış, anlatımda estetiğe önem verilmiştir. Dönemin sanatçısı Halit Ziya Uşaklıgil, batılı anlamda yetkin hikaye örnekleri vermiştir. Türk hikayesi artık ustaca kurgulanmış bir tür haline gelmiştir. Bu dönemde betimlemeler işlevsellik kazanmış, olayın anlaşılması için araç olarak kullanılmıştır. Sıradan insanlar, yaşamları, düşünceleri, duyguları, kısaca tüm özellikleriyle hikayede ele alınarak hikayenin konusu genişletilmiştir. Bu dönemde Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Hikmet Müftüoğlu hikaye türünde eser veren sanatçılardandır. Metni anlama ve çözümleme 1. Bu büyük adam kimdir? Adlı metinde büyük bilgin ve şairler hangi özellikleriyle karşılaştırılmaktadır? Açıklayınız. Cevap, bir büyük bilginin eşyanın gerçeklerine bakışıyla bir şairin kainata bakışı bir midir? İlkinin gerçekleri araştırmaya dikilen bakışında bir küçük kırılma, bir büyük sessizlik göründüğü gibi, ikincisinin bir eşsiz cennet hayaline yönelik kararsız gözlerinde bir hüzün, bir ıstırap bulunmakta ve görünmekte değil midir? Sözleriyle yapılan karşılaştırmaya baktığımızda bilgin ile şairin farklı pencerelerden dünyayı yorumladıklarına şahit oluruz. İkinci hikayenin kahramanı kime benzetilmektedir? Niçin? Cevap, ünlü Fransız yazar ve düşünürler Victor Hugo ile Jean-Jacques Rousseau benzetilmektedir. Çünkü öyle bir duruşu yürüyüşü vardır ki her gören onun ancak böyle büyük bir yazar veya felsefeci olduğunu sanarmış. Üçüncü tütüncünün verdiği cevaptaki büyük adam ile anlatıcının büyük adam anlayışı aynı mıdır? Neden? Cevap, kesinlikle değildir. Çünkü anlatıcının hayalinde kurduğu o muhteşem bilgin, şair gitmiş yerine tütüncünün dediği gibi okuma yazması bile olmayan sıradan biri gelmiştir. Dördüncü metnin tema ve konusunu belirleyiniz. Cevap, konu, anlatıcının her yürüyüş yaptığı vakit karşılaştığı ve duruşundan bakışından çokça etkilendiği, yazar sandığı birinin aslında okuma yazma bile bilmeyen biri olduğunun anlaşılmasıdır. Tema, insanları dış görünüşleri üzerinden değerlendirmenin yanlışlığı 5. Metinde zaman ve mekanın özelliklerini belirleyiniz. Cevap, metin Osmanlı'nın son zamanlarında geçmektedir. Mekan olarak İstanbul semtleri ve o dönemdeki pazar yerleri öne çıkar. Altıncı olayın serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun olarak mantıksal bir sıralamayla sonuca bağlandığı hikaye türüne olay hikayesi, olaylardan çok, günlük yaşamın bir kesitini ele alıp anlatan hikaye türüne durum hikayesi denmektedir. Bu bilgilerden yararlanarak bu büyük adam kimdir? Adlı metnin hangi hikaye türüne örnek olduğunu belirleyiniz. Cevap, bu hikaye tipik bir olay hikayesidir. Çünkü girişi gelişmesi ve sonucu belirgindir. Ayrıca derinlemesine bir ruh tahlili yerine genellikle olaylar üzerinden işlenmektedir metin. Yedinci metinle ilgili tespit, eleştiri, beğeni ve güncellemelerinizi metne dayanarak ifade ediniz. Cevap, metni beğendim. Özellikle son kısmını. Çünkü ben de bu adamın büyük bir alim olduğunu düşünüyordum ki tütüncünün cevabı ile öylece kala kaldım. Bu bakımdan yazar bence başarılı bir şekilde metnini kurmuştur diyebiliriz. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 59 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.